Yeniler bilmez. Bizim zamanımızda TRT1'de bir origami programı vardı. Ablam çıkıp 15-20 dakikada kağıttan deve yapardı. Biz daha devenin kafasını yapana kadar burada hazır katlanmışı var, burada kesilmişi var deyip 15 dakikada işi bitirirdi. Biz de bir iki kağıt katlamadan program biterdi. O zaman internet de yok, YouTube da yok. Öyle iki kıvırdığımız kağıt elimizde akşama kadar öyle miydi böyle miydi derdik. Bizimki de şimdi ona döndü. Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün ilkokulda öğrendiğimiz şekilde çimlendirdiğimiz tohumlarımızı bakacağız. 3 gün önce 3 gün önce buraya kağıtların arasında ıslak kağıtların arasına bıraktığımız, çimlenmeye bıraktığımız salatalık ve domates tohumlarını bakın 3 gün sonraki halleri. Çimlenmişler. Bunu kağıdın arasına koyuyoruz, ıslıyoruz. Karanlık bir odada, mekanda bekletiyoruz. Bunlar çimlendi. Bunları şimdi böyle yiyip de çöpe atacağımız yoğurt kapları var. Bunların içine koyacağız. Toprakla buluşturacağız. Fide haline getireceğiz. Eski bir kaşık yardımıyla toprağımızı koyuyoruz. Ondan sonra şöyle biraz kaşıkla bastıralım. Şöyle bıçakla azıcık tohumun geleceği yere bir delik açtık. Şöyle çimlenmiş bir tohumu biraz daha büyük açmamız gerekiyor. Bırakıyoruz. Tabii bunu daha sonra sulayacağız. Thank you.
Evet, çimlenmiş tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Şimdi can suyunu verip nasıl bir birkaç gün sonra nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Onu bekleyeceğiz. Siz birkaç gün beklemeyin diye ben 3-4 gün önce aynı işlemle yapmış olduğum fideleri size göstereceğim. Evet. Bu hali alıyor. 3-4 günde bu hali alıyor. Bu bayağı bir geliştikten sonra bunu saksıyla buluşturacağız. Bu eski plastik bardağa atacağız. Saksıya dikeceğiz. Ondan sonra da bakalım Mevlam bize ne verir. Bu şekilde çok basit bir şekilde siz de kendi sebzenizi balkonlarınızda veya bahçenizde yetiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.